Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda da bir öncekinde ne yapmıştık? İşte restorandaki bu bilgileri ayrı ayrı bölüp sözlüğe kaydetmeyi öğrenmiştik. Şimdi de biz normalde yani burada hiç alakamız olmadan programda bilgi girdiğimizde, yemek listesi, yemek girdiğimizde buradaki bilgiler nasıl değişiyor? Bunu anlayacağız. Yani sözlükteki değişiklikleri biz direkt olarak bir dosyaya nasıl aktarıyoruz? Bir de bir öncekinde de ben şu aşağıda kaldığı için burayı almamışım arkadaşlar. Şu başta try vardı. Zaten videoda try ile izlediğinizi düşünüyorum. O yüzden kafanız karışmaz. Ben try'ı silmiştim başta diğer hata verdiğim için. Onun sebebi yani accept olmaması. Accept'te de burada find not found error. Yani biz burada eğer şu dosyada girdiğimiz işte restaurant text girdik mesela. O bulunamazsa şurada write komutu neydi? Yoksa bir dosya açıyordu. Yani burada yoksa bir dosya açtırıp sonra kapatıyoruz. Sonra burada yeni dosya oluşturuldu diye yazdırıyoruz. Bu kadar basit. Bunu da ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim güncelleme kısmına. Bence bunu da yanda şey yapalım. Böyle açıklayıcı bir şekilde olsun. Yani direkt buradan üstünü anlatıp geçmeyeyim. Şuraya kadar değil mi? Yemek dosyası. Şurayı bir silerim. Şimdi restoran text demeyelim. Şimdi bu dosyayı bozmayalım. Burada W bir dakika. Şimdi W kullandığımız için zaten yoksa bile oluşturacak değil mi? Buraya biz ne diyelim? Hadi Ali nokta text. Çok da önemli değil. Burada kafanıza göre yapın. Ben şimdi bunu çalıştırdım da. Bir bak hiçbir şey olmadı ama Ali nokta text diye bir şey oluştu. Şuraya bakalım. Project. Nerede? Bayağı bir şey de oluşturmuşuz ha. Ali nokta text. Niye ben göremiyorum bunu? Bu oluştu arkadaşlar. Çünkü şöyle bunu kanıtlayabilirim. Biz burada Ali'nin içerisine yine şurada şeyler ekliyoruz. Atıyorum. Ha, bir dakika bir de bizim şeyleri de oluşturacağız. Masalardan bilgi alacağım. Burada masalar yok. O yüzden biz burada hata da alabiliriz. Ben burayı şeyden anlatıp geçeyim arkadaşlar. Yoksa çok karışacak. Ben buraya sözlük oluşturmam lazım. Sözlüğün içerisinde bilgiler aktarmam lazım. O bilgileri yazmam lazım. Video bayağı uzar. Mantığı çok basit. O yüzden şurada anlatayım. Şimdi ben burada write diyorum. Write neydi? Onu bir şey yapalım. Olmuyorsa tekrar açıyor ve her bu dosyada her işlem yaptığımızda her şeyi silip tekrar yeniliyor. Her şeyi silip yenilemesinin sebebi ne? Şu yönden önemli. Mesela biz eğer buraya A kullanırsak, A'da ne yapıyorduk? Biz yemekte mesela A kullanmıştık, değil mi? Yemek eklemede. Mesela yemek dosyası mesela A kullandık burada. A'da neydi? Biz her bu dosyayı kullandığımızda alta bir yemek ekliyor. Mesela tatlı. Bir daha biz bir şey ekleyeceğiz oraya. Atıyorum işte ne var? Yine herhangi bir yemek işte oralet olsun veya içecek olsun meyve suyu 8 liraya yazdığımda buraya ekleyecek bir sonraki 6 lira bir sonraki 6 lira ama biz restoranda böyle bir şey istemiyoruz yani alta bu kadar alta inecek 20 masa ben masa 1'e atıyorum yine çay istediğimde buranın tekrar değişip çayın buraya gelmesini istiyorum o yüzden bu dosyanın sürekli yeniden yazılması lazım. Burası umarım anlaşılmıştır. Yani A ile W'nin farkı bu. W bu yönden çok kullanışlı. Gerekiyor yani bizim burada kullanmamız. Ben bir şey eklediğimde tekrar buraya yazılması için buranın silinip tekrar yeniden birincinin yani güncellenmiş halinin yazılması lazım. Gelelim tekrar buraya. O yüzden burayı W yaptık. Yani şu denemeye değil restoranta bakıyoruz. O yüzden burası W. Yani dosya open.
Burada biz yazma komutunu açtık. Restaurant text. Burayı yazıyoruz. Buraya bilgiyi gireceğiz. Şimdi for kullandım. For burada çünkü döngü. Yani sürekli bir şey gireceğiz. Bu döngü olması sebebi şurada zaten. Bir sürü masamız var bizim. Masalarımızın numarası neydi? 20'ye kadardı. O yüzden ben bunu range yaptım yine. In range 1'den 21'e kadar. Bunlar bizim i'lerimiz masa numarası. Yani masa numarası olarak burada kullanacağız. Ücretimiz ne? Masalar i, yani bu ne oluyor? Masalar 1, masalar 2, masalar 3'ün hesap kısmının karşılığı ne? O masanın hesabı, yani ücreti. Değil mi? Ben bunu for'da döngüsüyle 1'den 20'ye kadar yaparsam ne olur? Bu ücret olarak adım adım aşağı doğru işte 1'den 20'ye kadar bütün masaların ücretini almış olur. Sonra ben bunu ne yapmam lazım ama? Bu ücretin string'ini almam lazım. Çünkü ben bu text dosyasına sayı yazamıyorum. Yani buradaki bütün bilgi veriler string. Diğer türlü hata alırım. Bunu şu şekilde kısaltabilirsiniz. Yani şuraya str yazıp parantez içine alabilirsiniz burayı. Direkt bir satırda hallolur. Ben buraya tekrar ücret eşittir str ücret yazdım. Kısaltabilirsiniz yani. Bunu yaptık. Ücretimizi elde ettik. Ondan sonra dosya.write deyip bir şeyler yazabiliyorum. Sonra str_i, yani yan yana yazabiliyoruz. I de burada sayı. Ya for döngüsü gibi düşünün. İlk döngüde 1. i'miz 1. Sonra dosya.write str_i, yani 1 normalde bizim burada integer. Ben bunu da string olarak aldım. Ben normalde i yazdıramam. 1'i yazdım. Sonra artı diyorum. Sonra tire. Bak şu tire'nin nereden geldiğini anladınız mı? 1'den sonra niye tire geldi? 2'den sonra tire geldi. Ben çünkü burada onu yazdırdım. Çünkü ileride ben burada veri aldığımda o tireyi kullanacağım. Yani bunların hepsini düşünerek yaptık. Altta da şu yüzdeleri falan ben koyduruyorum. Ki ben böyle tire yaptım, belli bir şey olsun. Ve hepsi farklı olsun. Yani tire kullandım, dolar işareti kullandım, boşluk kullandım, yüzde kullandım. Eğer ben burada hepsinde boşluk kullansaydım ne olurdu? Ben bir önceki videoda boşluktan ayırmıştık ya, boşluktan ayırsaydım bir sürü boştan ayrılmış şey olurdu yani. Bir tane liste olurdu ve bir sürü eleman olurdu. Ama elemanın bazıları masa numarası, masadaki hesap, bazıları yemek, bazıları yemeğin miktarı falan çok karışırdı iş. O yüzden ben böyle bir olanağım var. Ve hepsini farklı işaretlerle ayırabiliyorum. Yani burada masa numarasıyla o masadaki hesabı ben arada tire olarak ayırdım. Ve şöyle bir şey elde ettim. Ondan sonra geldim buraya, ücreti yazdırdım ve tire'den sonra da burada direkt ücret yazıldı. Bak arada boşluk yok bu arada. Burada artı kullanıyorsanız virgülü de kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir satır yazdırabilirsiniz. Virgül olunca boşluk bırakıyor. Yani artı yerine virgül yazarsanız hata alırsınız. Şimdiden söyleyeyim. Yani deneyebilirsiniz. Ücreti yazdıktan sonra da ben bunu da yine bilerek yapıyorum. Dolar işareti koyuyorum. Çünkü dolar işareti koydum ki ben ileride, yani bir önceki yaptığımız işlemde bu masa ve hesabı ile yemekleri birbirinden ayırıp daha rahat işlem yapabileyim. Anlaşıldı mı? Bu dolar yerine siz herhangi bir x yazabilirsiniz, t yazabilirsiniz falan. Yazı yazmayın çünkü yemeklerin isminde de o yazı, o harf olabilir. İşler yine karışır. O yüzden böyle normalde kullanılmayacak bir işaret seçebilirsiniz. Bunu seçtim. Ve bu dosyada sürekli, zaten burayı ben niye böyle yaptım? Şu doları sürekli olmasını istiyorum. Çünkü ayırmak istiyorum. Ve hepsinde hesap var. Yani hesap kısmı var. Her masada hesabı var. Ondan sonra aşağı indim. A eşittir 0. Yine A artı eşittir 1. Yani A 1 artsın diyorum. Sonra T in masalar. I items. Bu ne demek? I mesela 1. Yine birinci döngüde olduğumuzu düşünün. İ1. Yani birinci masanın değerlerini demet halinde alıyorum ben. Bu ne? Demet halinde değerleri ne? Hesabımız var. Hesap miktarı şu. Ondan sonra yemekler varsa çorba içtir. İşte 3 tane ise 3 tane. Köfte 5 tane ise köfte 5 yazıyor. Ama ben ücreti hesabı yukarıda girdim değil mi? Hesabı yazdırdım. Aşağıda ben tekrar hesabı yazmak istemiyorum. O yüzden diyorum ki burada. Eğer A 1'e eşit değilse, A 1 değeri zaten, yani ilk döngüde hesabın olduğu bir demet var. Ben onu istemiyorum. Sonrakileri istiyorum. Sonrakilerine yemek kısmına geçiyoruz.
Burada T0, T ne bizim? İşte yemek ve miktarı. Atıyorum çorba 3. Çorba virgül 3. O yüzden sıfırıncı elemanı yemeğin ismi. Yani yemek biz neye eşit? T0'a. Miktar yani o yemeğin miktarına eşit? T1. T1 normalde bir sayı olduğu için ben onun stringini alıyorum ki yazdırabileyim yani. String yazmak için string olması lazım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Burada da yemek ve miktarını aldım. Sonra dedim dosya write yemek yazdırdım. O yüzden bak şuraya bakın. Dolardan sonra direkt kahve yani yemek işte ürünün siparişin ismi geliyor. Ondan sonra boşluk yazdırıyorum. Şu boşluk o yüzden kahveden sonra boşluk var. Sonra miktar. Hani şeyi giriyorduk ya işte 3 tane kahve işte 4 tane köfte. O miktarı buraya yazdırıyoruz. Ki o bilgiyi zaten sözden aldım ben. Artı diyorum. Ben buraya da yine farklı bir ayırıcı bir özellik istiyorum. Yüzde. Çünkü ben ileride kullandığımda yani şunları da yüzdeyi kullan yüzden ayırarak işte yemek yani sipariş ve miktarını ayrı ayrı öğeler halinde alabileyim. Sonra onları da boşluk halinde boşluklardan bölüp kullanacağım. O yüzden yani yüzdenin dolar işaretinin hepsinin farklı olmasının sebebi bu. İşimizi çok kolaylaştırıyor. Yani buranın hepsini boşlukla da bölebilirsiniz. Ama o verileri alırken işiniz çok zorlaşır. Hani sıfırıncı farklı olacak, ikinci farklı olacak, üçüncü farklı olacak falan. Bayağı zorlaştırırsınız işinizi. Burada hani split'i kullanarak çok rahat. Belli çünkü neyin nereden ayrıldı. Ona göre kullanabilirsiniz. Sonra ben bu yemekten sonra boşluk giriyor, miktarını söylüyor. Ondan sonra yüzde işareti yazdırıyorum. Bir daha yani bir tane yemek varsa bunu yazdırıyor. Bir tane daha yemek varsa ne olacak? Yüzdeden sonra olacak değil mi? Bak yüzdeden sonra. Hatta en son yüzde yazılmasının sebebi de bu. Şurada. Yani yemeklerin arasında da yüzde işareti var. Eğer else pass demesinin sebebi bu sözlükte. Yani şu masalar iyi mesela. T burada şey olabilir. İyi dedik ya. İyi var zaten burada. For için de for yazdık bu arada. Hani iyi birken burada birinci masada işlemler yapıyor. İ2'de mesela ikinci masada işlem yok. İkinci masada ürün yok bu arada yani sipariş yok. O yüzden eğer yoksa burada ben geç diyorum. Varsa olduğu kadarını yazdırıyor. Sonra bunu yazdıktan sonra da ben dosya write ters slash end diyorum. Bu ne oluyor? Bak for döngüsünü burada dışında yazdırdım. Şunun dışında. Bunları yazdıktan sonra, yemekleri falan yazdıktan sonra şu yan yana yemekler bitti ya. İkinci masaya geçecek. Şimdi tekrar burada inceleyelim. Bunları yazdım. Döngü döndüğünde ne olacak? İ artacak değil mi? İ birken bunlar oldu oldu oldu. Döngü 2'de İ 2 olacak. Ben ikinci masayı yanına istemiyorum. İkinci masa altta olacak. Ben altı inmesi için de buraya dosya nokta write ters slash n diyorum. Ters slash n'i görünce aşağıya iniyordu. Bunu da konuşmuştuk zaten. Sonra ben bu dosyayı işte dosya eşittir open dediğim için de dosyayı burada kapattım. Bunun yerine yine tekrar söylüyorum. With open işte restaurant text virgül w as dosya diyerek de aynı şeyi yapabilirsiniz. Ve burada dosya close demenize gerek yok. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şeydeki buraya dosyada bilgileri bu mantıkla yazdırıyoruz. Bu videoda bu kadar. Bundan sonra da ne deriz? Yemek dosyasını şey yapacağız. Buraya da şu yemek ekleme kısmı. Şimdi çok benzer zaten. Yani şuradan bu videodan daha basit olacak. Yemek ekleme kısa. Ondan sonra ana fonksiyonda biraz göz atıp sonra videoyu yani bu kısmı bitiririm. Haydi görüşürüz. Bay bay.